vefasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler, bugün bir kez daha sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan bütün Balıkesir'e, Balıkesirli tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Dursun Bey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, sizleri yürekten selamlıyorum. Kepsut, Manyas, İvrindi, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk, sizleri bütün kalbimle selamlıyorum. Ey Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin şehri Balıkesir, kahraman Seyit Onbaşı'nın şehri Balıkesir, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın, Zanos Paşa'nın, Birgivi'nin, Ömer Seyfettin'in, Hasan Basri Çantay hocamızın, Sarı Hoca'nın, Görenli Mehmet Efendi'nin, Bandırmalı Ali Efendi'nin şehri Balıkesir. Yiğitlerin, kahramanların, alimlerin, şehitlerin diyarı Balıkesir. Seni her bir ferdinle gönülden selamlıyorum. Kardeşlerim, İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in Balıkesir için yazdığı o şehri, şiiri burada bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak istiyorum. Evelallah, dik duruyoruz, sizlerle beraber bu yolda kararlılıkla yürüyoruz. İnşallah 30 Mart yeni bir milat olacak Balıkesir'de ve Türkiye'de. Akif ne diyor? Ey Balıkesir, hani gök kubbenin altında
görülmüş mü eşin? Dağların bal, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum. Seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Akif'in işte Balıkesir'e olan bu metiyesi. Balıkesir bugün çok farklı. Balıkesir bugün tarih yazıyor. Balıkesir bugün maşallah kabına sığmıyor. Balıkesir buradan Kuvayi Milliye Meydanı'ndan tüm Türkiye'ye bir kez daha istiklalini, hürriyetini, kahramanlığını, birliğini, kardeşliğini aykırıyor. Allah hepinizden razı olsun. Bizlere sahip çıktığınız için partimize bu Türkiye yolculuğunda bizlere yol arkadaşlığı yaptığınız için Rabbim hepinizden razı olsun. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Kardeşlerim, 30 Mart inşallah Türkiye için, aziz milletimiz için, Balıkesir için hayırlara vesile olsun. 30 Mart Gazze için, Filistin için, Mısır için, Suriye için, dünyanın tüm mazlum halkları için inşallah dünyaya verilmiş gül bir mesaj olsun. Kuvayi Milliye'nin ateşini yakan Balıkesir inşallah 30 Mart'ta yeniden istiklal mücadelesinin zaferini dünyaya duyuracak. Balıkesirli Seyit Onbaşı'nın torunları inşallah buradan bir kez daha dünyaya kahramanlığı aykıracak. Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Özellikle bunun üzerinde duruyorum. 30 Mart'ta sadece Balıkesir'de bir büyükşehir belediye başkanlığı seçimi veyahut da ilçelerde belediye başkanlıkları seçimi yapmayacağız. Meclis üyelerini, muhtarları seçmeyeceğiz. 30 Mart'ta Türkiye içindeki hainlere, Türkiye dışındaki gözü dönmüş düşmanlara sandıkta çok güçlü bir ders vereceksiniz. 30 Mart'ta Türkiye'nin hedeflerine, Türkiye'nin kazanımlarına, Türkiye'nin istikrarla büyüyen ekonomisine saldıranları sizler sandıkta püskürteceksiniz. Bu tarihi meydandan bütün Balıkesir'e soruyorum. Balıkesir, ülkene sahip çıkıyor musun Balıkesir? Sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun Balıkesir? İstiklaline sahip çıkıyor musun Balıkesir? Kuvayi Milliye ateşini bir kez daha yakıyor musun Balıkesir? Yeniden istiklal mücadelesine hazır mısın Balıkesir? 30 Mart'ta Türkiye'nin partisine, AK Parti'ye mührü basıyor musun Balıkesir? Elhamdülillah. Bu iş bitmiştir. Ama ben sizden bir şey istiyorum. Şurada ne kaldı? 30 gün. 30 gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok. Durmak yok. Kapı kapı dolaşacağız. Bildiklerimizi bilmeyenlere anlatacağız. Duyduklarımızı duymayanlara anlatacağız. Ha, bu arada birileri kapınızı çalabilir. Anlıyorsunuz değil mi? Bunların adı ablaymış. Nasıl ablaysa. Gelip size şunu diyebilirler.
AK Parti'nin dışında kime oy verirseniz verin ama AK Parti'ye vermeyin. Onlara şunu söyleyin. Kusura bakmayın. Biz bu ülkede eğitimde yapılan reformları gördük. Biz bu ülkede sağlıkta yapılan reformları gördük. Biz bu ülkede ulaşımda yapılan reformları gördük. Biz bu ülkede tarımda yapılan reformları gördük. Biz bu ülkede barajları gördük. Biz bu ülkede adalette, emniyette atılan adımları gördük. Biz bu ülkede sadece Balıkesir'e yapılan 10 katrilyon liralık yatırımları gördük. Sizde hiç arlanma yok mu ya? Onlara bunu söyleyin. Sizde hiç arlanma yok mu? Eğer siz siyaset yapmak istiyorsanız partinizi kurun da öyle bizim karşımıza gelin. Onlara bunu söyleyin. Kardeşlerim, onlara şunu söyleyin. Bu ülkede biz başımız örtülü diye okula gidemiyorduk. Öyle mi? Bu ülkede başı açık, başı örtülü bizi birbirimize düşürmek istediler. Ama şimdi biz başörtülü olarak okullarımıza gidebiliyoruz. Üniversitelerimize gidebiliyoruz. Devlet dairelerinde çalışabiliyoruz. Siz ne istiyorsunuz ya? Sizin hocanız 28 Şubat'ta başörtüsü için Furuat'tandır dedi. Kusura bakmayın. Biz o hocalardan kurtulduğumuz için şu anda memnunuz değil. Çünkü biz ya olduğumuz gibi görüneceğiz ya göründüğümüz gibi olacağız. Bunu söyleyin. Kardeşlerim, bizim inancımızda ikiyüzlülük yok. Biz omurgalıyız. Biz menfaat şebekelerine prim vermedik. Vermeyeceğiz. Müfterilere prim vermedik. Vermeyeceğiz. Bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. Çünkü bizim bir Türkiye sevdası var. Bizim bir millet sevdamız var. Bizim bir bayrak sevdamız var. Bizim bir vatan sevdamız var. Bizim bir tek devlet sevdamız var. Bununla bu yolda yürüyeceğiz. Ve bugüne kadar böyle geldik. Ah benim kardeşlerim. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Hamdolsun birçok şey açıldı. Ama sayenizde sabrettiniz. Bütün zulümlere sabrettiniz. Ve sabreden zafere ulaşırmış. Ve zafer geldi. Siz esmalar gibi bu yolda yürüdünüz. İnşallah esmanın şahsı manevisinde o 17-18 yaşındaki yavrumuzun o şehadetindeki o dik duruş neyse inşallah 30 Mart'ta sandıklardan işte siz öyle çıkacaksınız. Öyle çıkacaksınız. Hiç endişeniz olmasın. Bu yolda biz öyle yürüdük. Öyle yürüyeceğiz. Kendisi şehadete yürüdü. Babası cezaevine yürüdü. Nerede? Zalimlerin o tavırları karşısında. Ama biliniz. Zalimlerin ebedi kalacağı yer yaşasın cehennem odur. Bunu böyle biliniz. Ve alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çıkacak aheste aheste. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Türkiye güçlenecek. Türkiye büyüyecek. İnşallah mazlumların ahı da bunları boğacak.
Şimdi